Değerli izleyenler, gençler, hepinize merhaba. Sözel problemlerde okuduğumuzu anlamak önemlidir. Kaldı ki bu sorular olasılık sorusu, sayma sorusu ise daha da önem arz eder. Bir oteldeki 5 asansöre 5 kişi rastgele biniyor. Sadece bir asansöre kimsenin binmemesi olasılığını bulunuz. Okuduğumuz cümlelerde olumlu, olumsuz cümlelere dikkat etmemiz gerekir. Görselde diyor ki soruda kimsenin binmemesi. Bu okuduğumuzdan şunu anlıyoruz. Senaryoda 5 tane asansör var. Temsilen buraya 5 tane asansör çiziyorum. Bu asansörlerden birisi tamamen boş kalmış. O zaman diğerlerinde kişiler var anlamı çıkıyor bu okuduğumuzdan. Bunlar temsilen 5 asansör olsun. Bu asansörlere dağılım yapacak kişiler de 5 kişiymiş. Temsilen biz bu asansörlerden birini boş bırakacakmışız. Şuna temsilen boş dedim. Tabii bu boşun yeri değişebilir. Asansörler sabit. Baştaki boş olabilir, sondaki, ortadaki fark etmez. Burada kavram olarak işte istenen olayı anlatan kümeden, evrensel kümeden bahsedebileceğimiz için A ve E isimlerini, kavramlarını anlamlandırırsak burada A kümesi, A olayı kişilerin istenen durumlarda asansörlere dağılımını anlatan olayın ismi, E de örnek uzay olarak isimlendirilsin. Biz A kümesinin eleman sayısını doğru sayabilirsek soruya doğru cevap verebiliriz. Peki hikayede şu yapılacakmış. 5 asansörden birisi o anda hizmet dışı kalacak. Yani arızalanacak, boş kalacak. O halde bu 5 asansörden birini boş bırakmak için bu tercihi yaparsak 5 asansörden bir asansör tercihi 5 türlü yapılabilir. Birisi hizmet dışı kaldı. O zaman biz artık diğer asansörlerle işte hizmet alacağız anlamında düşünelim. Fakat 4 asansöre 5 kişi dağıttığımızda her asansörde mutlaka en az bir kişi bulunacak anlamı çıkıyor buradan. Dolayısıyla burada kişileri grupladığımız zaman asansörlerin birinde 2 kişilik bir grup olacak. Diğerlerinde 1 kişilik gruplar olacak. Böyle düşünebiliriz şimdi. O halde aynı anda 2 kişinin bir asansöre binmesi durumunda bu kişiler kimler kurulabilir, kimler seçilebilir, 2 kişilik ekipler kimler yapılır sorusunun cevabını verebilmek için biz 5 kişiden 2 kişiyi seçeriz. Buradan bir grup yaparız. Yani 5 kişiden 2 kişinin seçilmesiyle bu kadar farklı sayıda 2 kişilik ekipler yapılabilir, gruplar yapılabilir. Artık biz bu kişileri sanki 4 tane nesneymiş gibi düşünelim. Yani 4 tane varlık var. Bu 4 tane varlığı yatay bir zemine diziyoruz. Bir koltuğa, bir banka oturtuyoruz gibi düşünebiliriz. İşte bu 2 kişilik ekip diyelim. Kendine bir asansör seç dediğimiz zaman bu 4 asansörden birini seçer. Seçilen asansörü bir daha seçmeyeceğimiz için diğer sıradaki kişiye bir asansör seç dediğimiz zaman o kişiye artık 3 asansörden birini seçer. Diğer kişiye işte boş asansörlerden birini seçtiği zaman 2 asansörden birini, diğeri de bir asansörden birini seçeceğinden dolayı demek ki burada işte istenen durumu sağlayan kişilerin dağılımını anlatan olaya biz A demiştik. A olayın eleman sayısını bu şekilde saymış olduk. Peki E'yi saymak artık kolaydır. E'yi şartsız olarak saydığımızda bu kişilerden birine git kendine bir asansör seç dediğim zaman 5 asansörden birini, diğer kişi aynı mantıkla 5, bu 5 üzeri 5 olacaktır. Peki PA'yı bulmaya çalışsak PA'yı bulurken artık 5'in birinden 5 gelmiştir. 5'in ikisinden direkt onu yazarsam 10 gelmiştir ama ben o 5'in ikisini 5 çarpı 2 diye yazmak istiyorum. Buradan da 4 faktöriyel ya da 4, 3, 2, 1 gelmiştir. Paydadaki 5'lerle yukarıdaki 5'leri normal şartlarda sadeleştirecek olursak şu 5'in birisi diğeriyle, şu 5'in birisi diğeriyle sadeleştiğinde artık yukarısının çarpımı 4 faktöriyelden 24, 2 ile çarpımından 48 gelmiştir. Paydada da sayıların çarpımından da 125 gelmiştir. İşte burada önemli olan okuduğumuzu anlamak, uygun şekiller, şemalar çizerek istenen durumları saymak önemlidir. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Birden 100'e kadar olan tam sayılardan seçilen iki sayıdan birinin diğerinin iki katı olma olasılığı nedir diyor. Burada yine istenen durumları sağlayan iki elemanlı kümelere A diyecek olursak demek ki bu A kümesinde şöyle elemanlar olacakmış.
Kümede mesela 5 varsa yanında bunun 2 katı 10 olacak. Yani 2x olacak. Biz işte 100 tane elemandan 2 eleman seçeceğiz. Ama bu elemanlar seçirken biri diğerinin 2 katı olacak. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Seçtiğimiz kümede en büyük eleman 2x ile sembolize edilirse en büyük elemanın alacağı en küçük değer kaç olacaktır? 2 olacaktır. En büyük elemanın alacağı en büyük değer 100 olacaktır. 2x'in alacağı değerlerden bahsediyorum. Buradan x'in değer aralığını 1 ve 100, 1 ve 50 olarak bilebilmiş, bulabilmiş oluruz. O halde buradan x sayısı 1'den 50'ye kadar değerler aldığına göre SA'yı sayarken SA eşittir. İşte x'lerin aldığı tam sayı değerleri kadar olacağından dolayı SA'yı direkt 50 diyebiliriz. Peki SE'yi sayarken de biz 100 elemandan şartsız 2 eleman seçtiğimiz için bu da 100'ün ikili kombinasyonu olacaktır. Dolayısıyla buradan PA'yı bulmaya çalışırsak SA'dan 50 gelir. 100'ün ikili kombinasyonundan da işte 100 çarpı 99 bölü 2 faktöriyel gelecektir. Burada basit sadeleştirmeler yapıldığında şu 2 ile şu 100 sadeleştiğinde burası artık 50 gelecektir. Ve yine şu paya gelmiş 50 ile şuradaki paya gelmiş 50 sadeleştiğinde buradan da 1 bölü 99 cevabını bilmiş bulmuş oluruz. Burada vurgu yapmak istediğim okuduğumuzu doğru anladığımız zaman doğru adımlar atabiliriz. Yoksa hata yapabiliriz hepimiz.